Arkadaşlar merhaba, kanalım Çaylı Doya hoş geldiniz. Avengers'ın son artık special look, özel bakış adı altında kısa bir teaser, fragman tarzı bir şey düşmüş internete. Ben de şimdi fark ettim. Onu birlikte izleyelim, bakalım neye benzemiş artık. Son dönemece girdik, şurada bir aydan az bir süre kaldı. 26 Nisan yanlış hatırlamıyorsam vizyon tarihi. Evet, bir çağın kapanışıyla ilgili son fragmanı hep birlikte izleyelim. If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because it killed all our friends? We owe this to everyone who's not in this room to try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. We're the Avengers. We gotta finish this. You trust me? I do. Live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Tickets on sale now. Son bir gaz alma operasyonu diyebiliriz. Veyahut da gaz verme operasyonu daha doğru olur. Yani ilginç olarak ne var düşünürsem. Bir kere kaptanla Tony'nin tekrardan birbirine güven meselesi. Çok böyle kritik bir sahne gibiydi. Hani bana güveniyor musun dediği demek ki tehlikeli bir işe kalkışacaklar. Neden kendilerine Avengers dediklerini bir kere daha aslında yineliyorlar. Çünkü Avengers intikam almak üzerinden giden bir terim olduğunu düşünürsek bu odada şimdi olmayan herkesin intikamını almamız gerekiyor modundalar. Çünkü onlar denerken öldüler. İşin ucu dönüp dolaşıp Thanos'a gidecek. Neyi gördük? Rocket Raccoon'la Nebula birbirlerini teselli ederken gördük. Hawkeye'in kolunda bayağı bir dövme vardı. Onlar muhtemelen Ronin döneminden gelen dövmeler ama ne var açıkçası bir durdurup yakından incelemek lazım. Hep birlikte Guardians of Galaxy'nin gemisine binmiş gidiyorlar. Muhtemelen Titan'a gidiyorlardı ki arada bir yerde yanlış görmediysem Thanos'un gemisini gördük. Tony'nin geri döneceğini biliyorduk. Onunla ilgili bir sıkıntı yok zaten. Tahmin ettiğim gibi o gece galiba yeşil alana inecek ve orada Pepper'la falan sarılıyorlar. Tony'nin işte gene belki bir nevi oğlu gibi gördüğü, yeğeni gibi gördüğü Peter'ın fotoğrafına bakışı. Tamamıyla yani artık oyunun sonu geldi ve intikam filmi olarak olacak olması Avengers'ı ilk defa koruyucu rolünden çıkarıp intikam almaya giden yöne getiriyor. Tabii neyi geri getirebilecekler, neler geri dönecek onu bilmiyoruz. Bir kısmını biliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Hani en azından gelecek filmler sebebiyle Örümcek Adam vesairenin geri döneceğini biliyoruz ama bir sonraki aşamaya geçiş nasıl olacak onu bilmiyoruz sadece. Bu sefer kuantum boyutuna geçiş için kullanacaklarını düşündüğümüz kıyafetle ilgili herhangi bir belirti yoktu. Ha bir de son olarak bu Marvel'ın Trinity'si diyelim artık. Kaptan Amerika, Iron Man ve Thor'un üçünün birlikte yürüdüğü bir sahne vardı. Muhtemelen Thanos'a karşı yürüyorlar yıkıntıların arasında. Benim direkt aklımda böyle şeyi canlandırdı. Batman v Superman Dawn of Justice'da Wonder Woman, Superman ve Batman'in birlikte yürüdüğü sahneyi canlandırdı. Özellikle Thor'un oradaki pelerin o Superman hissiyatını veriyor. Direkt o sahne gözüme geldi. Görsel olarak da çok beğendiğim bir sahneydi. Burada da güzel duracak muhtemelen. İyi yönetmenin işleri her zaman çalınır. Bu iş böyledir yani. Kopyalanır diyelim. Çalmak belki doğru bir terim değil. Bakalım 26 Nisan'a kadar ara ara böyle TV spotlar vesaire düşecektir. Yani heyecanı mümkün mertebe üstte tutacaklardır. Filmin de 3 saatten uzun olacağına dair galiba resmi duyuru geldi ama ben incelemedim henüz. Tam saat süresini bilmiyorum. İsterse 5 saat yapsınlar. İzlerim benim açımdan herhangi bir sıkıntı yok. Böyle. Benim fragmanda yakaladığım başka bir şey var mı? Son kez şöyle fragmanı baştan sona düşünüyorum. Yok. Yani yine Hulk'ı hiçbir şekilde görmedik. Banner'ı gördük. Onu biliyoruz. Banner'da
sayıcı az olduklarından bahsediyordu. İşte oradaki başkası dediğimde şey tabii ki. War Machine'de bu eleman diğerlerini öldürdüğü için olmasın deyip Thanos'a gönderme yapıyordu falan filan. Yani çok fazla yeni bir şey yok. Iron Man'in yeni zırhını gördük arada. Onu düşünmek lazım. Mark kaç bilmiyorum ama arada yeni zırhı gördük. Onun dışında dediğim gibi sadece heyecanı yüksek tutmak için verilmiş bir fragman. Teaser. Benim gördüklerim, söyleyeceklerim bunlar. Eğer benden farklı bir şey fark ettiyseniz lütfen siz söyleyin. Yorumlarda konuşalım. Filmi beklerken en azından kendi aramızda tartışmış oluruz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza söyleyin yani. Onlar da izlesinler. Güzel videoymuş deyin. Kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. No. Please. Everyone. Take a seat.